güzel. İstanbul içinde sanki başka bir dünyada yaşıyorsunuz. Bahçe de çok güzel. Bakımı zordur herhalde. Babam. Babam bakıyor bahçeye. O ilgileniyor. Ellerinize sağlık. Şahane vallahi. Kimselere emanet etmez bahçesini. Sen burayı kendimizde görecektin. Feci bakımsızdı. Tabii kiracı ilgilenmemiş. Ev de öyleydi. Dökülüyordu. Hala da eksik yedik bitmiyor. Hala elimiz üstünde. Eski evle uğraşmak zor tabii. Arsası büyük. Keşke müteahhite verseydiniz. Ah, olur mu öyle şey? Aile yadigarı. Bu evde ne anılar var. Ali Rıza Bey, onun babası hep bu evde doğmuşlar. Tabii tabii. Öyleyse verilmez tabii. Söz konusu bile olamaz. Bahçeye mi canım? Hava alacağım biraz. Bahçe dedik, bak yine aklına getirdim. Kızım, biraz sizi tanıyalım. Anneciğiniz, babacığınız İstanbul'da mı yaşıyorlar? Yaşıyorlardı. Maalesef ikisini de kaybettim. Ah, yazık. Başınız sağ olsun. Bilmiyordum. Nereden bileceksiniz? Biz bile birbirimizi daha yeni tanıyoruz. Aslen İzmirliyiz. Ondan böyle güzelsiniz. Şimdi anlaşıldı. Teşekkür ederim. Büyük bir ailemiz yok. Kopuk kopuk yaşıyoruz. Yeğenlerim bile sokakta görsem tanımam. Ne yazık. Büyük şehir hayatı böyle maalesef. İnsanlar savruluyor. Herkes bir yerde. Anlayacağınız çöpsüz üzümüm. Eski kocam benim için öyle derdi. İnşallah şimdi sizinle kocaman bir aile olacağız. Babacığım, sen bir şeye mi kızdın? Hayır kızım. Harun abla çok güzel. Şevket abimle evlenecekler değil mi? Nereye baba? Babacığım. Dükkana gidiyorum kızım. Bir çay daha alır mısınız? Sağ ol, çok olur. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Anne, babam gitti. Nereye? Dükkana gidiyorum dedi, gitti. Peki. Babam bir kitapçı açmaya niyetlendi. Çarşı içinde dükkan kiraladı. Hayırlı olsun. Kırtasiye falan da satacak herhalde. Bu zamanda bir tek kitap satarak dükkan dönmez. Herhalde. Siz okumayı sever misiniz? Hani birbirimizi tanımaya çalışıyoruz ya. Birazdan hangi müziklerden hoşlanırsınız diye de soracağım. Fikret kitap kurdudur. Ne bulursa okur, ne bulursa. Babamın bütün kitaplarını hatmetti. Vaktim var tabii, evdesin bütün gün. Ben öyle yoğun çalışıyorum ki yorgun argın geliyorum eve. Bazen yatarken elime alıyorum ama İsmet'in uğultusundan bir iki sayfa anca. Sonra küt uykuya. İsmet kim? Anneciğim. Şerbet kaynamak üzere. Tamam kızım, bakarım. Tatlı da mı yaptınız, ne gerek vardı? Olur mu hiç? Ekmek kadayıfım tattırmadan olmaz. Annem şahane yemek yapar. Gerçekten parmaklarını yersin. Aman Şevket. Tahmin ederim, börek nefisti. Yemeğe kalacaksınız nasılsa değil mi abi?
Biz şey... Ya ne olur kalın, hemen gitmeyin, ne olur. Belki bir programları vardır Necla'cığım. Israr etme isterse. Yok, bir programımız olduğundan değil. Size zahmet vermek istemem. Aa, ne zahmeti canım, hep birlikteyiz işte. Bizde akşam sofrası çok önemlidir. Bana göre hava hoş. Ne diyorsun Şevket? Bilmem. Halimsin Şevket, ne demek bilmem. Ferhunda Hanım artık yabancımız değil. Allah ne verdiyse hep birlikte yeriz. İşiniz yoksa kalın çocuğumun. Olur o zaman, tamam. Güzel. Sana yardım edeyim anneciğim. Peki, gel bakalım. Biz de size evi gezdirelim Ferhunda abla. Aa, İster evet. misiniz? Olur. Yalnız bir dakika. Önce anlaşalım. Arı gibi vızıldamayı bırakalım diyorum. Ne dersiniz? Siz biz vız vız olmasın yani. Çok şekersin. Hadi gel yukarı. Ne rahat kadın, sinir oldum. Şşt. Allah rızası için tatsızlık çıkarma. Nasıl buldunuz? Neyi? Ferhunda'yı tabii ki anneciğim. Allah için güzel kız değil mi Fikret? Hı hı. Boylu postu. Ailesini kaybetmiş, yazık. Çöpsüz üzüm. Yalnız babama çok kırıldım anne. Bir kelime bile etmedi. Bence konuşmaması herkes için daha iyi oldu Şevketciğim. Çok ayıp etti. Çok. Manzara nefis. Akşamları bu balkonda iyi kafa çekilir. Gel bizim odalara da bak. Aslında bu ev bir elden geçse ne güzel olur. Ya, değil mi? Bir kere yerdeki tahtaları tamamen sökeceksin. Baksana araları bir parmak açılmış neredeyse. Ama orijinalliği bozulur. Orijinalliği bozulmasın diye çivi bile çakmazsanız yandınız vallahi. Ev tepenize yıkılır. Doğru söylüyorsun Ferhunda abla. Yeni parkelerden yaptırsak ne güzel olur. Ay. Eşyaları da komple atıp modern döşeceksin. Şuralara da aynalar. Şu renkli camları da tamamen atacaksın. Eski vitray onlar. Neyse ne, demode duruyor. Orası ablamın odası. Bu camlar çok güzel, ben de seviyorum. Öyle mi tatlım? Bak burası bizim oda. Şey çok şirin. Beğenmedim. Yok canım, aşk olsun. Şu oda kimin? Annemlerin odası, açmayalım. Burası annelerin, burası kızların, şurası Fikretlerin. Senin odan nerede? Aşağıda. Yazık, aşağı mı attılar seni? Abimin odası en güzeli. Görelim o zaman. Parfümün çok güzel. Çok zevklisin. Beğendin mi, vereyim sana? Ay, olur mu öyle şey? Teşekkür ederim. Fikret yavrum, babana bir bakıver. Akşam yemeğe kalacaklarını söyle. Aksilik etmesin, hadi çocuğum. Peki anneciğim. Kardeşlerim beni şımartacak vallahi. Yalan mı, ama çok güzelsin. Burası. Hayrola? Aslan yattığı yerden belli olur derler ya. Şevket Bey'in odasını bir görmek istedim. Anladım. Anne, Ferhunda ablaya bayıldım ben. Çok şeker kız, çok havalı. Evet, fazla havalı. Hakkımızda hayırlısı. Biz de içeriye girelim. Şşt, gel bakayım sen. Yapma ne olur, annem dışarıda. Ama çok da utangaçtır. Lütfen. İyi tamam. Yattığın zaman beni düşünüyor musun?
Bana sarılır gibi yastıklara sarılıyor musun? Doğru söyle. Hadi çıkalım. Bak, kokumu bıraktım sana. Biraz yanıma otur. Lütfen. Çok ayıp. Annenler dışarıda. Beni deli ediyorsun. Şşt, akıllı ol. Hadi çıkalım. Babacığım. Gel kızım. Seni merak ettik babacığım. Ayşe dükkana gitti deyince bir bakayım dedim. Evdeki kepazeliğe daha fazla dayanamadım Fikret. Tam düşündüğüm gibi kadın. Pişkin, arsız, fettam, aşikar. Ah benim akılsız oğlum ah. Nasıl sokar böyle bir kadını kardeşlerinin arasına? Nasıl? Nasıl onunla oturup sohbet etmemizi bekler? Nasıl bizi... Şevket onunla evlenecek baba. Ben de onu diyorum işte. Bu kadın bizim soyadımızı taşımaya layık mı? Ha? Sorarım sana. Kadın sadakatsiz. Yarın öbür gün aynı şeyi benim oğluma yapmayacağını mı? Bu kadın bizim ailemize yakışır mı Fikret? Yakışmaz baba. Senin günahın neydi? Nişanlının ismi karalanınca yüzüğü çıkarıp iade ettim. Bu adam ailemize giremez dedim. Dedim mi demedim mi? Dedim. Sana haksızlık ettik o zaman. Madem İstanbul'a gelip fikrimiz değişecekti. Madem prensiplerimizi Trabzon sınırında bırakacaktık. Niye bozduk nişanı ha? Niye? Çünkü haklıydın baba. Olmazdı. Seni mutsuz edemezdim. Ailemi yüzü yerde dolaştıramazdım. Peki, oğlum niye bunu diyemiyor? Hiç mi onur gurur yok? Anlayamadım ki. Personel eğitim seminerine gidiyordum. Şevket de sınava girecekmiş. Tesadüf işte. Dur orasını ben anlatayım. Şimdi binaya yürüyordum. Nasıl heyecanlıyım. Sınav var tabii. Kapıda karşılaştık. Beni son anda gördü valla. Neyse yol verdi. Sonra aynı anda danışmaya yürüdük. Aynı anda gideceğimiz yerleri sorduk. Aynı asansöre bindik. Neyse yukarı çıkarken Şevket'in dili çözüldü. İlk kez göz göze geldik de ondan. Biraz daha dolma alır mısın kızım? Hayır teşekkür ederim. Her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık anneciğim. Afiyet olsun. Ali Rıza baba nasıl oldu acaba? Midesi düzelmiştir belki. Bir tabak hazırlayıp çıkarayım mı yukarı? Yok kızım. Ali Rıza Bey'in midesi bu akşam düzelmez. Toparlayalım sofrayı. Afiyet olsun. Afiyet olsun.